değil. Malum zaten tabii ki buraya yol yapılırsa viraj olmak zorunda. Eyvallah. Ama bütün kamyonları buraya çevirmeleriyle birlikte biz ne yapıyoruz abi? Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bak şurada bariyerde arkada göreceksiniz. Daha dün bir kamyon devrildi. Her gün risk var, sıkıntı var. Hayvanlarımızı buradan geçiremiyoruz. Çocuklar da zaten aynı şekilde risk var. Dışarı bırakamıyoruz. Evimize rahat duramıyoruz. Neden? Bu yol buraya bu şekilde yapıldı. Farklı bir yol yapılabilirdi. Alternatifi var ama bunu hesapsızca, kitapsızca yakın bir zamanda yaptılar. Çok da iyi olmadı. Ya şimdi tamam bunu iyi yaptılar ama rampaya geldiği zaman rampada çok keskin virajlar var. Her gün bir kamyon sıkıntısı yaşıyoruz. Risk var. Çok doğru bulmuyoruz. Bizim için iyi olmadı yani açıkçası. Ağır tonajla çıkamıyor galiba. Şimdi çıkamıyor. Ayrıca geri kayıyor. Mesela 2 gün önce yine bir kamyon geri kaydı. Bariyerler arkada görülüyor. Bariyerler oradan yamuldu. Korkuyoruz evlerimizin üzerine gelecek. Kışın ve yağışlı havalar nasıl bir durum? Tabii. Şimdi kışın zaten kaygan olduğu zaman ağır tonajlı araçlar şimdi görülüyor. Ağır tonajlar buradan geçtiği zaman yukarıda duruyor rampada. Geri kayıyorlar. Frenleri de tutmuyor zaten rampa. Tonaj ağır, viraj fazla, sıkıntı yaşıyoruz. Memnun değiliz. Bu rampadan çektiğimiz kışın nemli havalarda çıkamıyor. Köy içinden gidiyor, oradan da razılıkları yok vatandaşın. Mecbur buradan geliyor. Burada da kazalar oluyor, görüyoruz işte. Yani bu rampayla ilgili ne düşünüyorsunuz özellikle? Bu rampayla yani yapan mühendiste bir mühendislik hatası var. Rampayı yukarı çıkarken yolculukta kalma ihtimali %50. Hani vites değiştirdiği zaman araba yemiyor. Mecbur kalıyor. Geri kaçma ihtimali çok. Hani kazaya sebebiyet %80 yani. Bütün şoförler zorlanıyor yani burada. Ne istiyorsunuz en azından bu yolla? En azından bu yolun yani daha bir alternatif yol yapmaları lazım. Yağmur tisediği zaman kesinlikle bu rampadan çıkılmıyor. Kazalar oluyor. Geçen gün geri geri kaydırdı. Dorseyi yatırdı. Yani burada bu rampada rezillik 1500. Yani şu rampanın en az bir 5 metre daha aşağı inmesi gerekiyor kesinlikle. Yani araba tamamıyla devirden düşüyor. Ne hissediyorsunuz bu rampaya özellikle geldiğiniz? Vallahi biz şu girişte görmüşsünüzdür. Duvarda yazıyor. Deli rampası yazmışlar. Yani biz de karga sekmez rampası diyoruz yani. Ne diyelim başka diyecek bir şey yok yani bu rampaya. Yani aşağıdan rampaya nasıl vurursan vur rampanın ortasında araba tamamıyla bayılıyor. Artık takviyelerle çıkıyoruz. Başka türlü çıkma şansımız yok yani. Son günlerde özellikle geri geri gelen araçlar kaza yapıyor. Geri geri adam çıkamadı. Geçen geri geri kaydırdı arabayı. Arabayı dorseye yatırdı. Yani köyün içinden geçmek zorunda kalıyoruz. Bu sefer köylüler bize tartışmalar oluyor bir dünya. Burada birbirlerini vurdular. Burada berbere falan vurdular. Bayağı bir olaylar oldu yani. Köyden de geçemiyoruz. Hani bu rampada bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Hani devlet büyüklerimize seslenelim. Yol güzel oldu fakat rampa çok aşırı derecede dik. Yani bunu yapan mühendis neye heveslenerek yaptı ben bilmiyorum yani. Hani burada çıktığın zaman bu temiz daha havası alıyorsun burada. Abi bu rampa çok dik olduğu için özellikle yağışlı havalarda arabalar buradan çıkmıyor yani. Hiç rampayı kesmemişler.
Çok dik olduğu için sorun yaşanıyor yani. Yani adam vitesi yetiştiremiyor, rampa dik olduğu için vitesi yetiştiremiyor, araba geri kayıyor yani rampa çok. Rampaya geldiğinizde ne hissediyorsunuz? Yolda kalır mıyım diye düşünüyor musunuz? Doğru, yolda kalırız. Akis kesiyor zaten. Bazı arabalar akis kesiyor, bir sürü masraf. İşte arabalar zaten zorlu, güçlüyle çıkıyor, görüyorsunuz. Neredeyse yani yetiştiremeyen de geri gidiyor, kaza yapıyor.